ربكما تكذبان. İmamın hocanın müftünün mesaisi olmaz. Bizimki ertelemez. Ertelenmesi mümkün değil. Çocuk dünyaya geldiği zaman kulağına ezan okunmalı. Böylesine kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Böylesine mükemmel bir görevi seçmekle zaten bu toplumu olan, bu millete olan en büyük borcunuzu ödemiş bulunmaktasınız. Sizler ülkemizin geleceğine yön veren, ülkemizin aydınlık yüzüsünüz. Sizleri gerçekten, sizlere binlerce kere teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bunu insan hayatına da indirgediğimizde, bir insanın doğumunda, yine az önce Müftü Bey'in dediği gibi, doğumunda yanı başında sizler varsınız. Ölümünde de öbür aleme yolcu ederken yine sizler varsınız. Demek ki insanoğlu doğumundan ölümüne kadar imamlara ihtiyacı var. Bu din görevleri haftasını kutlarım. Önce Müftü Bey'in şahsında Kur'an kursları, nüfus oranla açılan Kur'an kursları, nüfus oranla yetiştirilen hafız sayısı, nüfus oranla Türkiye Diyanet Vakfı'nın kestiği kurbanlar gibi birçok dini hizmetlerde Erdemli hep en ön sırada oldu. Hocam. Arkasından da basınımızı gönder inşallah. Valla inşallah. Hocam. Hocam bu tarafa doğru. Ali Başkan. Buraya bakın. Evet, Ali. Başkanım buraya. Ali. Sen bu tarafa.